Evet, yeni bir oyun arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Wolf'e hoş geldin, merhaba. Altın Prelude gelmiş bu arada. İlk çıkacak eklenti altın olacakmış arkadaşlar bu oyundaki. Bakalım, Caitlyn geldi. Hemen tabii ki hayalet açılışı aklıma geldi. Burada Rex'e gelince de Narcomp'un da düşündüm ama Narcomp'un artık tabii Nar'a bırakmıyorlar. Şunu da işaretlemişim ama kaldırabilirim. Narcomp'un artık Nar'a bırakmıyorlar. Senalar alıyor. Yani daha doğrusu hayalet tarafını oynayanlar Narcomp'undaki birimlerin hepsini kullandığı için izin vermiyorlar sanki. Soru cevap oturumunu açtım arkadaşlar. Genel sorularınızı oraya sorabilirsiniz. Buracım hoş geldin, merhabalar. Ne yapalım? Şunları alalım hadi. Belki de çünkü Kog'Maw oynarız diye düşündüm. Burası temiz değil mi? Rex'e iyi bir geç bakalım. Şimdilik Kog'Maw artı şeyleri koyalım. Şöyle. Tabii Kindred ve Yasuo var. Kindred taşıyıcı görüyorum ben birkaç sefer. Bu arada oynamadım çok fazla TFT ama gördüğüm kadarıyla yani Kindred taşıyıcı biraz böyle sosyal medyadan falan gördüğüm kadarıyla bir meşhur olmuş gibi bir şey. Ama çok güçlü bulmadım ben ya açıkçası arkadaşlar. Sizce nasıldır bilmiyorum ama düelücü arması. Bu kaçırılmaz ya arkadaşlar, düelücü arması. Asla kaçırılmaz düelücü arması. Başka giden yoksa bunu alalım. Düelücü bayağı güçlü oluyor çünkü. Titancı var. Tristana Voli 8 düelücü ileride. Ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Bu değil zaten. Baskaza da çok iyi. Ama hiçbiri düelücü arması kadar güçlü olamaz bence. Alalım. Hadi. Çok güzel. Şöyle öncelikle şunları koyalım. Bunları satıp hemen şunu da koyalım. Bu ikisini bağlıyorum arkadaşlar. Buna da düelücüyü veriyorum. Mantıklı değil mi? Eşya olarak da var gargoyle falan ama yapmayalım bence çünkü şeyi bekledim. Düelücü yapacaksak bunları da sattım, bunu da aldım. Bunlarlık da bir şey yok sanki değil mi? Malphite belki hani Kiana'dan dolayı kullanılabilir. Titan kana susamış. Sopada Ginzo olur. Yenilirsek de sorun değil. Başta bir tane işte şey vardı. Bunu alabilsek. Dari vardı, onu alabilsek. 4 yapardık da alamadık tabi. Tamam. Dari yok ama burada bir Kha'Zix var. Kha'Zix'i böyle koysam aslında Kiana zaten çok da lazım mı emin değilim. Ajun geldi bu arada. Az evvel Kobuko da vardı. Belki Haşmet'le bile açabilirmişiz. Call of Dragons sponsorluğu bitti evet arkadaşlar. Yani ekstradan yapan olursa daha fazla kazandıramıyor bana ama yani 11 olmak üzere olanlar varsa olsunlar, ne olacak ki? Belki hani bir sonraki alacağım sponsorlara daha çok katkısı olur, ne bileyim. Kasım AFK sende erişilebiliyor mu? Bende available. O nedir Wolfie? Onu şeyden yaz istersen. Özelden yaz bana. Söylemek istemiyorum çünkü ben onu şimdi. Daha almadığım için. Zülüş merhabalar, hoş geldin. Bugün uzun bir yayın yapmak istiyorum evet. Arkadaşlar. Naci selam. Hasan merhaba. Uzun zamandır sadece videolarını izliyordum. Abi yayına gelme fırsatım oldu. Oynayış tarzın gayet güzel ve öğretici demiş. Anomaly, çok teşekkür ederim. Aslında son zamanlarda birazcık öğretici olmadığını düşünüyorum. Ben Dari geldi bu arada. Dari'yi ve Kiana'yı koyarsam 4 oluyor. Ama bu tur değil de bundan sonraki turda yapalım, olur mu? Bundan sonraki turda yapalım bunu. O zaman bu elemanı da satıyorum. Tamam, 10 gold'da olduk. Dün 2 oyun attım, Kog'Maw'a götürüyor oyun, güçlü komp demiş. Kog'Maw mı denk geldi sana? Güzel. Kog'Maw da kötü değildir yani. Oynanır. Bu sezonun en iyi kompu ne sence Kasım? Bu çok geniş bir soru tabii ki. Şu anda meta olan komplar arasında tabii Bard çok güçlü. Dölücü Bard çok mu kötü olur? Aslında mantıksız değil. Ama Bard'a bir de atış ustası açmak gerekir. Bard tek başına bir iş yapamaz ki. Dölücü olduğunda hızlı hızlı vurması çok güzel dediğim gibi ama
Atış ustası olmadan da çok iyi olmaz bence. O yüzden en az iki kişi buraya harcayacaksam doğru değil sanki. Çok. Bir de pahalı yani baktığımızda. Drakaris 20. ayındaydı Holy olarak kutlamıştı. Adrian Tombs'da tam 50 kişiye katılıyorlarmış. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ. Yay lazım arkadaşlar bana. Yani aslında voli de çok iyi olur da yayla hem titan yapılıyor hem de yayla yine ginzu yapılıyor. Yayla çok şey yapılıyor. Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil Wolfie. Ebru selam, hoş geldin. Evet, bu arada Thresh de gelmiş arkadaşlar. Bir dakika, bu çok iyi bir haber. Thresh'in gelmesi. Şimdi öncelikle 3 kere kaybetmişiz. 2 kere daha kaybetmeye de çalışabiliriz. Ama ben... Ah, bir tanesini yanlış sattım ya. Neyse. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum öncelikle. Thresh'i koymak istiyorum. Bunu Thresh'e vermek istiyorum ve bu ikisini bağlayacağım ileride. Ama şu anda bence 20 altın bekleyelim. Level'da basmayalım arkadaşlar. Para da harcamayalım hatta. Bu şekilde olsun şimdilik. Kindred'lar biraz pahalı çünkü. Adam Galio bulmuş. Wow. Ne güzel. Biraz böyle bir bekleyelim. Sonra daha iyi olur sanki arkadaşlar. 4 kere, 5 kere yenilelim. Çünkü normal bir yenilme de değil. Çok güzel yenilmişiz. Çok az canımız azalmış. Normalde hani 5 kere yenilince canın 70'in altına bile düşebiliyor kötü yenildiğinde. Ben ama burada güzel yenildiğimi düşünüyorum. Alternatif olarak nasıl şeyler yapabilirim? 6 düellojiye çıktığımda acaba satsak mı ya bunu? Ben bunu satmaya karar verdim ya. Kesinlikle kaybetmek istediğim bir yer burası. Ama zaten hiç kimse güçlü değil. O yüzden Dari'yi de 2 yıldız yaptım. Önce kafamda şey vardı. Dedim 3 kadar orta her türlü açarız. Ama şimdi zaten 6 level'da 6 düellocu açmak o kadar da zor değil. Bitter sana bir voleye bakıyor. Ondan sonra. Buluruz onları da yani bence. Ve zaten geçici kullanacağımıza göre şeyleri, kadar ortaklarını hiç kullanmayalım. Daha iyi dedim yani. 5'te 5 yaptık, 73 can. Bence çok iyi arkadaşlar. Hep de faizi de alabildik yani. Az evvel 20'yi aldık, şimdi de 30'u aldık. İyi bir başlangıç diyelim. Titanımız da hazır. Yapıyorum Titan'ı arkadaşlar. Herhalde bir base yoktur Titan'ı yapmakta. Voli için, değil mi? Şundan Kanasus'amış, şundan Ginzu yapacağız. Ya da Hextech yapacağız. Ahri 2 yıldız oldu. Almak mı almamak mı? Muhtemelen almak ya. Tekrar bir kadar ortağı bulduğumda geçici olarak Ahri'yi düellocu yapıp oynatabilirim. Neden olmasın çünkü? 2 yıldız bir şampiyon hızlı hızlı vursa, yeteneğini de hızlı hızlı atsa güzel olur herhalde diye düşünüyorum. Furkan hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sorularınız varsa böyle daha uzun cevap vereceğim ve şu anda bu oyunla alakalı olmayan soru cevap oturumuna yazarsanız oradan maç arasında cevaplayacağım, onu söyleyeyim. Selam iyi yayınlar. TF'de Platin Elo kötü mü? Hayır değil. Gayet iyi bir Elo. Çok iyi geldi bu arada arkadaşlar. Ginzu'muz var. Bunu sattım. Bunları satmadım. Yani. Hadi ya da Alion'u alayım da. Ha zaten şey de geldi. Thresh de geldi. Tamam. Thresh geldiyse o zaman burada az evvelki olayı tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bu ikisini bağlıyorum. Sapasağlam tanklarım var demektir bu ikisini bağlamak demek. Bunu buraya veriyorum düellocu. Tristana gelmiş bu arada. Bir dakika, gözüm hiç görmüyor. Şimdi seviye atladığımda Yorick koyarsam hem buna mehtap açacak. Hem bununla mehtap açacak hem bununla gürbüz açacak. Neredeyse bu arada Haşmetli'yi de açacağız ama işte onunla uğraşamayız şu anda. Titan'ı diyorum buraya versek çok üzülmeyiz herhalde. Zaten geçici. Ve ben Ginzu'yu da yapıyorum ya arkadaşlar. Ben Ginzu'yu da yaptım. Yani zaten düellocusun, çok düellocun olacak, Ginzu neden kalsın diyeceksiniz. Çünkü o şeyi harcamam gerekiyor. Ve 5 atak speed'e falan çıkması çok da kötü bir şey değil. Ayrıca ya Irelia'da falan da çok iyi oluyor. Max düellocunun verdiği ne kadarmış? %18'miş. 12 ile çarp. %180. %90. %200 küsür değil mi? Yine de yani maxlanmıyor sonuçta. 5 olmuyor atak speed, anlatabiliyor muyum? Sınırsız değil.
sonuçta baktığımızda. Sınırsız değil arkadaşlar. O yüzden hani Ginzu sınırsıza yardım ediyor. Sınırsıza götürüyor belki de. Bir tanesi balık tutmuyor ya. Balık tutmak bence iyidir ya. Çok eşyaya ihtiyacım var. Sonuçta. Trist'i neredeyse görmeyecektim vallahi, biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradan işaretlesek mi? Birazdan işaretleriz. Ne zaman sana yazsam oyuna odaklanıyorsun. Evet doğrudur. Şey, soru cevap oturumuna yaz, o yüzden hemen gelir oradan. Hemen görürüm oradan yazdığını. Şimdi bunu almayalım. Çöpten hazineyi alsak arkadaşlar. Nasıl olur? Sonsuzluk ve ötesine çok iyi bu arada bence. Bunda çok dandik şeyler gelebilir ya. İki tane Tristan'a iki tane voli koysak. Ama yani amblemini almışız. 8 yapmak daha mantıklı ve 8 tane döllücü koyacaksam da bir şeyden 2 tane olması için en az 9 tane 9 level'a ihtiyacım var. Taze kan da kötü değil ama sonsuzluk ve ötesine de güzel gibi ya. Bu da güzel gibi. Tamam, çok para vermiş oyun bu arada bana. Ne oluyor? Bu ne kadar para? Zenginlik üstüne zenginlik oldu. Şimdi satacağım şampiyonlardan birisi olduğu için birini buna vereyim. Şöyle düşündüm arkadaşlar. Ebedi kuvvet eşittir. Aslında Titan gibi bir şey değil mi? Her şeyden veriyor böyle. Titan da zırh veriyor, büyü direnci veriyor, saldırı gücü, yetenek gücü veriyor biriktikçe. Bu da öyle. 250 can, işte mana, saldırı gücü, yetenek gücü, zırh, büyü direnci, saldırı hızı. Bunun bir tanesini Voli'ye veririm, bir tanesini de Lee'sine veririm yani. Bence gayet iyi. Şey için mantıklı. Bu arada içerisi çok tatlı oldu ya. Şıkır şıkır oldu arkadaşlar. Kader ortağı açık, Gürbüz açık, Mehtap açık, Döllücü 4. Tabi Ahri'nin bunları taşıması biraz garip duruyor da ne yapayım, şu anda böyle denk geldi. Başka civa giden var mı bizim kompumuz, onu merak ediyorum. Oh, ışıltılı gündüzler. İnsanlar çok güçlü bu arada. Tıpkı benim gibi. Herkes iyi noktada şu anda hayatında. Bakalım nereye gidecek bu oyunun sonu. Kimse gitmiyor gibi. Bu iyi haber arkadaşlar. Yani düellocular bulunabilecek şeyler diye düşünüyorum. Şu dev kemerinden de bir starak yaparız belki ileride. Abi birçok kompta Titan kullanılmasının sebebi sence Titan'ın çok güçlü olması mı, yoksa aynı anda hem ofansif hem de defansif stat veren başka item olmadığı için mi? Sence nerflenir mi? Nerfleneceğini düşünmüyorum da yakıncı taşıyıcılar için evet biraz yani defansif ve ofansif özelliği olan eşya ihtiyacı doğuyor. Aslında baktığında yani Starak da öyle bir eşya. Ama demek ki yerini tutmuyor. Ama nerf, asla düşünmüyorum nerf geleceğini yani. Zaten yeterince nerflü. Kaisa düellocu. Aa evet. Ama Kaisa'nın sanki saldırı hızına çok ihtiyacı yok ya. Bir de bakın bu Bard'la aynı şeye geliyor. Aynı mantığa geliyor dostum. Bard düellocu olmaz mı diyen arkadaş da aynı. Şimdi bu arada Haşmet'le açtığı için belki bir tur iki tur kullanılır da. Demek istediğim şu ama. Atış ustası olmadan mesela bu Kaisa'nın ben iş yapacağını düşünmüyorum birincisi. İkincisi de Kaisa'ya verilen eşyalara baktığımızda genelde ebedi, runan, son fısıltı, ölüm kılıcı, dev katili gibi eşyalar. Yani daha çok burada ne alalım? Kılıç almam lazım benim. Kılıç yok. Eldivenle bir şey yapılıyor mu bilmiyorum. Ben burada voli'yi alacağım galiba ya. Çok bayılmasam da voli olduğu için alınır burada. Yani demek istediğim zaten saldırı gücü taşıyıcı eşyası olarak buna böyle full şey veriyorlar yani. Saldırı gücü ağırlıklı veriyorlar. Saldırı hızı vermiyorlar Kaisa'ya. Ultisi çok vursun istiyorlar. Düz vuruşundan ziyade. Şimdi seviye aldık. Bunu koyduk. Bir de Tristana'yı nasıl koyacağız? Kader ortağını mı bozayım? Mehtabı mı bozayım? Kader ortağını bozuyoruz o zaman arkadaşlar. Bu iki yıldız ama üstündeki eşyaları sonuçta dağıtmam gerekiyor benim evlatlarıma. Değil mi? Şimdilik böyle dursun. Şimdi aslında denge örtüsü fena bir eşya değil gibi ya. Yapsak mı denge örtüsü bir tane? Irelia'da var zaten zırh kırma ama yani Irelia'yı bulana kadar acaba çok mu sıkıntı olur? 6 düellocu hemen farkını gösterdi bu arada. O yüzden bu Kaisa'yı satıyoruz dostlar. Şey Haşmet'le açmıyor bu arada. Zaten TH'yi de satmamız gerekiyor. Yani gerçi bunun yerine koysak açıyor da. Neyse artık ya, böyle oldu.
Abi gölge dövmeli kayısakeri kötü mü iyi mi? İyi. Güzel, güçlü. Sadece doğru zamanda, doğru yerde yapmak gerekiyor onu. Hayaletin üzerine oynandığında çok güzel. Ya da aslında şeye de çok yakışıyor biliyor musun? Ben onun yanında da çok seviyorum. Bu hikayebazlar var ya, hikayebazların yanına da çok yakışıyor. Sivir de var orada çünkü bir tane. Ön saflar uzun süre tanklarken İrelia ile birlikte öldürebiliyor ikisi birden. Burada belki yani Haşmetli açısı çok fazla geldi yanımıza, karşımıza ama açmadım ya arkadaşlar. 1 XP o kadar şey yapmıyor, beni çekmiyor. Ben burada seviye atlamaya karar verdim bu arada arkadaşlar. 8 level'da arama yapacağım. Yavaş yavaş yapacağım. Biliyorum 3 altınlıkların gelme oranı 7 level'da %40, 8 level'da %32'ye düşüyor galiba ama 8'de de %3 ihtimalle galiba, 3'tü galiba değil mi? İrelia'nın gelme ihtimali var ya, o beni çok şey yapıyor. Yani 8'de aramama yol açıyor. Umuyorum istediğim gibi olur. Hani İrelia tabii ki ilk D'ye basışımızda gelmeyecek ama çok uzun süre yavaş yavaş D'ye basarsak İrelia'yı da buluruz diye düşünüyorum. Çok da uzaklaşmıyoruz Voli ve Tristan'a ihtimalinden de zaten. Voli, Tristan'a, Diana. Ki her şey 2 yıldız olursa ve bir tane İrelia'm da olursa 9'a da giderim ben. 9'a gidip bu sefer Wukong 2 falan yaparım. Hatta Lee Sin 3'ü deneyebilirim. Kimse Lee Sin'e tıklamıyor çünkü bu oyunda. Genelde. Bakalım neler olacak. Tristan'a üçlemeyecek miyiz? Tam şu anda onu açıklamıştım. Herhalde cevap oldu. Tabi bu benim fikrim. Belki doğru belki yanlış, onu da göreceğiz. Oyunun ilerleyen dakikalarında. Burada Hextech de var. Kanı susamış da var. Ben buraya kanı susamış vermeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir arayalım bakalım. Lee Sin de geldi. Şöyle koysak onu da. Daha fazla aramanın bir anlamı yok açıkçası ya. Lee Sin de koyduk çünkü. Ya da bunlar dursun burada bakalım. Morello da aslında hiç fena bir eşya değil ama bu komuta kim en fazla yere yayıyor? İrelia değil mi? İrelia çok... İrelia'ya Morello yapabiliriz bir tane arkadaşlar. Çünkü sopayı da öldürmem lazım. Sopa... Fazla sopa işimize yaramıyor çok. Çok güçlü görünüyoruz. Eğer 8 duyolojiyi yapabilirsem burada oyun bitti. 9 level'a basmak burada ama o kadar da mantıklı gelmiyor bana. Çünkü bu sefer parayı yani boşa harcamışız gibi olacak sanki. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Set kocaman yaptı bizi, pekala. Şimdi yani bu Yorick yerine belki bir ejder daha ayarlanabilir ama cana o kadar da fark etmiyor. 7 kalması tabii biraz garip düellocunun da. Ne yapabiliriz onun için? Hani düellocilerden birilerini kırpmamız gerekiyor. Yani bakabiliriz biraz işte mantıklı şeyler bulursam. Düelloya devamı kesinlikle alacağız. Düellocular 2 yükle başlar. Bu aslında 3 yüktü, 2'ye düştü ama yine de bence alınabilir arkadaşlar. Hızlı başlaması düellocuların iyi. Yükle başlaması iyi. Arayalım bakalım. Tristan'a da 2 yıldız oldu. Çok iyi. Şunu değiştirelim arkadaşlar. Bunu buna verelim. Düellocu da şimdilik bir buna vereyim de belki Wukong bulursam bir tane. Biraz derin arama. Belki eşya çıkarır diye bunu koymak istedim arkadaşlar. Dizlim olarak biraz daha dağınık yapsak şöyle kendimizi daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Şöyle yapalım hatta. Bir de Morello'yu yapıyorum ben arkadaşlar. Yakmaya gerçekten ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Evet, oldukça iyi durumdayız bence. Ama tabii çok güçlenmenin de eşiğindeyiz. Böyle bir uçurumun kenarı gibi aşağıda düşebiliriz ama bir anda çok yüksek yerlere çıkıp oyunun birincisi de olabiliriz. O da İrelia'ya bakıyor biraz işte. Ortadan da gelebilir, canımız çok fazla değil. Vehbican Genç'e çok teşekkür ederim 5 TL desteği için. Set de geldi. Seti de yapabiliriz belki. Yani çok harcama yapmak istemiyorum ama bir yandan da
Hala bir yıldız karakterlerim de var. Ve canım azalıyor. Güzel. Set. Set mi Lissandra mı mesela? Set. Mehtap açar. Set. Hatta yani şöyle yapsak. Bir de bağladık değil mi onları? Bir de şunu bir deneyelim bakalım ya. Set düellocu kötü olmayabilir birincisi. İkincisi hem kader hem de mehtap açıyor. Hem de Morello'yu çok daha iyi taşıyor. Bu yüzden set düellocuyuz arkadaşlar. Çok harcıyorum paramı. Aslında bir tık beni rahatsız ediyor ama bir yandan da işte canımızın 38 olması da beni şey yapıyor, endişelendiriyor. Biraz panik araması yapıyor olabiliriz yani, yalan yok. Ama en azından bak bunu görmem iyi oldu yani. Şurası güzel görünüyor şu anda. Sindir artı şeyi koymak tatlı oldu. Seti koymak tatlı oldu. Çok fazla oynamadığım için bu geçişi tam bilmiyorum. Irelia var. İkinci açılıyoruz. Umuyorum kalır. Kalmama ihtimali olsa da. Evet. Bu adama bakıyor. Ama bu adam Irelia gidiyor ki ya. Tabii ki alacak. Adam AFK mı? Adam oyundan düştü. Yeniden bağlandı şu anda. Böyle bir şans yok. Bu adam hikaye bazdı. Kesinlikle alırdı. Şansımıza oyundan düştü arkadaşlar. Harika. Oh tamam. 8 düellocuyuz artık. Başlık yanlış olmuş gibi Kasım abi. Gel tüm... gel bir tüm yayını kapılır gidersin demiş. Teşekkür ediyorum. Evet. Öyle bir yayınımız var bizim. Kapılma ihtimali yüksek. Tamam şimdi. O zaman bunlar gidiyor. Bunu da buraya veriyoruz. Dizimsel olarak ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. O yüzden böyle bıraktım. Şöyle yapalım. Şöyle yapabilirim biraz da. Şeyde, Voli'ye de çok yaklaştık. İşin güzel tarafı. Irelia Morello verdim çünkü ultisi herkese çarpıyor, değiyor. Yani düz vuruşları. Ve Morello'yu dağıtıyor. Görüyorsunuz. 8 düellocu da şimdi ne oluyor arkadaşlar? Bir kere %18 daha az hasar alma kazanıyorlar. Bu bir şey, bir kere başlı başına inanılmaz iyi. Bir de her bir düz vuruşunda %18 saldırı hızı kazanıyorlar. 12 kere birikebiliyor bu. Yani toplamda kaç dedik? %200. %200 değil ya, ben %200 küsür mü dedim arkadaşlar buna? Evet evet doğru. 18 çarpı 12. 36. 180'i 36 ekle kadar oluyor işte. O da 206 oluyor. %206 değil mi? Yanlış hesaplamıyorsam %206 saldırı hızı. 216 mı yoksa? %216 saldırı hızı kazanıyorlar. Toplamda 12 kere saldırı yaptıklarında. Ve %18 daha az hasar alıyorlar. Ve bu eklenti sayesinde 2 yük başlıyorlar. Yani %36 hızla başlıyorlar. %36 hızla başlamaları çok iyi. Bir de %10 mutlak sömürü de kazanıyorlar. Bu da Voli'nin 3 yıldız olduğunda hiç ölmemesi ve beni taşıması demek. Bu arada Wukong da geldi. Hem bilgi açacak hem göksel açacak bana. Wukong'u seviye atlayınca koyacağım. Ben açıkçası Tristana'ya çok yakın olmadığımız için seviyeye gitmekten yanayım arkadaşlar burada. Seviyeye gidip Wukong'u koyalım. Hatta ve hatta belki Wukong'u düellocu yaparız. Bu adamı yok ettik ki bu adam çok güçlüydü arkadaşlar. Tristana'da Ginzu var, evet. Onu belki hani Irelia'ya aktarabiliriz. Ama şimdilik böyle her şey. 2 yıldız Tristana'yı da hemen satmak istemiyorum. Çok güçlendiğimde yaparım onu ancak. Wukong'u içeri koyduğumuzda artık ölümsüz oluruz herhalde. Böyle bir düellocu oyunu oynamıştık çok önceden. Ya çok önce dediğim tabii bir hafta önce de işte her gün 10-20 oynatınca insan onun için çok önce oluyor. Ondan sonra. Yani baktığımızda bir tık böyle şey hissediyordum. Acaba yapabilir miyim? Nasıl olacak falan filan. Ama gayet güzel görünüyor. Düellocunun full 8 yapmak böyle her şeyi koymak versiyonu gerçekten çok güçlü gibi arkadaşlar. Oyun başında o yüzden yani bunu aldığımda çok iyi hissediyordum kendimi. Ha çoğaltıcı geldi. Bir tane voli bulup çoğaltalım bence ya arkadaşlar. Oh.
Şimdi bir adet Varmog'um var. Bir tane tanrıçam var. Şunu alabilirim ya bence. Bunları alalım. Tamam. Voleyi üçleyelim. Bence arkadaşlar Varmog üzerine kefaret mantıklı. Hem Lee'sini hem de şeyi korur. Hem Lee'sini hem de Voli'yi korur. Kefaret. Voli'nin eşyaları çok güzel arkadaşlar şu anda ve 3 yıldızda oldu. Tek başına Voli'nin bile burayı taşımasını ben umuyorum artık açıkçası. Bu Voli'nin kolay kolay ölmemesi lazım açıkçası. 3 yıldız hem %18 daha az hasar alıyor. Saldırı hızı 2.90. Bir de hasarı çok fazla. %10 mutlak sömürü de şeyden alıyor tabi. Bu düelloya devamdan alıyor. Şimdi Wukong'u koyduğumuzda muhtemelen Diana'yı değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Belki bu Wukong'u şey yaparız diyordum ama. Some sözelci problems. Olabilir evet. Hesap yapmakta çok iyi değilim arkadaşlar. Bazen ufak hatalar yapabiliyorum ama bana yetiyor yaşayabilecek kadar matematiğim. TFT'de de yüksek elo'lara çıkacak, challenger olacak kadar yetiyor matematiğim. Zaten hesap makineleri var. Birçok yerde de. Her yerde, her şeyde. O yüzden toplama, çıkarma, şey yapma, çarpma işlemlerinde sürekli yapmadığımız için, her gün soru da çözmediğimiz için, işimiz de bu olmadığı için küçük hatalar yapabiliriz tabii ki. Diana'ya Banshee olsa evet çok iyi olurdu da olsun. Banshee zaten Yone'ye falan da çok iyi gidiyor. Bütün yakıncı şeylerine çok iyi gidiyor. Yakıncı taşıyıcılarına. Güzel. 56. Diana ejder açıyor önemli. Yo yo önemli ama zaten ya Diana'yı çıkarmadan Wukong'u koyacağız da Diana'daki düellocuyu ben Wukong'a geçirmeyi düşünüyordum. Diana şimdi 3 yıldıza gittiği için 3 yıldız Diana büyüktür, 2 yıldız Wukong'dur muhtemelen. Düellocuyu taşıma anlamında yani. O anlamda. Dükkan yuvalarından birini kalıcı olarak kaybet ve 3 bileşen eşya hırsı kazan. Şimdi 3 diyor ya. Bir tane yanda boş bir eşyam olsa bu çok mantıklı da. Ben bunu ne zaman alırsam çok mutsuz oluyorum. Mesela Irelia 2 yapacağız daha. Wukong 2 yapacağız. Diana arayacağız falan. Yani yapacak çok şey var. O yüzden reddediyorum ben bu teklifi. Burada 56 basabiliriz. Bir tur bekleyebiliriz ama. Bence bekleyelim bir tur daha ya. Hadi. Bir tur daha bekleyelim arkadaşlar. Bu kompresmen akıyor. Evet değil mi? Çok şey. Çok böyle win streak komp yani. Oyun başından özellikle rahat rahat bulursan her şeyi. 7 level'da kalarak bir şeyleri 3 yıldız yaparak da oynayabilirdik. Fakat işte orada... Aa, burayı yenilmiş olabilirim bu arada. Evet. Sanırım sağda olmamız kötüydü buraya karşı. Hiç sorun değil arkadaşlar. Wukong koyduğumda şimdi %10 şey daha alacağız. %10 mutlak sömürü alacağız bilgeden. En ön iki sıradakiler %12 mutlak sömürü alıyor. Arka iki sıradakiler de %15 yetenek gücü alıyor. Ve buradan saldırı hızı artı saldırı gücü alacağız. Yani Wukong'u koymak çok büyük bir güç patlaması bence bu kompta. Bu adamı çok rahat alırız. Uzaktaydım dediğim gibi. Eğer solda olsaydım yine alırdım bence. Çünkü biliyorsunuz keskin nişancılar kendisinden ne kadar uzaktaysa bir rakip o kadar fazla hasar veriyor ona. Ne alabiliriz? Bence dev katile gitti. O zaman Hextech'ten başka da çarem kalmadı gibi. Hextech'ten başka da çarem kalmadı gibi. Hextech'i de Lee'sine de verebilirim, Irelia'ya da verebilirim. Lee'sine verelim ya. Irelia sanki ölmüyor kolay kolay. Arkada safe takılıyor. Lee'sine verelim. Burada hızlı seviye atladım. Hemen Wukong'umu da koydum. Wukong'u en ortaya koyacağım şöyle. Yani bir arkadan da başlatabilirim de. Stun falan atıyor ya, hoşuma gidiyor Wukong arkadaşlar ya. Yone arıyormuş bu eleman. Bazı şeyleri alıp satalım. Tombala'nın torbası birazcık daha genişlesin. Tristana'dakini İrelia'ya aktarsak mı? İrelia 2 yıldız olduğunda şu Ginzu'yu İrelia'ya aktaracağım. İrelia'nın 2 yıldız olmasını bekliyorum arkadaşlar. Tristana 3 olmadı çünkü.
Artık bu Ginzu'ya ihtiyacı yok gibi geliyor bana. Evet, rakipte bir Yone var ama Yone 2 yıldız. Işıltılı Titan'ı var bu arada. Çok güçlü görünüyor ama benim volume alacak gücü yok bence ya arkadaşlar. Cıvası yoksa volume alamaz gibi değil mi? Cam GG mi? Tamam, hemen sizin arkadaşlar gözlerinizin içine bakmam lazım biraz. Düzeldi değil mi? Tamam. Kamera fokusunu bazen kaçırabiliyor, kaldırıp şey yapabiliyor, kaybedebiliyor. İrelia geldi. Ben biraz daha cam İrelia için diyecektim. Buldum bile. Hala bence Morello'nun onda olması kötü değil. Çünkü her bir bıçak rakibe değdiğinde... Bu Morello ve Kırmızı'nın arkadaşlar biliyorsunuz kullanımı değişti. Eskiden şöyleydi. İşte Morello'yu büyücüler kullanır. Kırmızı'yı fiziksel hasar verenler kullanır. Ama artık öyle bir şey... O adamdan yöne bloklayalım bu arada. Yönemiz var. Üçledi. Benim shopumda olduğu halde üçledi. Neyse. Bunu bu tarafa koyuyorum o zaman arkadaşlar. Ne diyordum? Eskiden işte Morello büyü hasarı içinde ama şu anda Morello da kırmızı da iki hasar içinde kullanıyor. Bakın bıçakların çarptığı kişi direkt yanıyor. Bıçaklar da herkesin içinden geçtiği için herkesi yakmış oluyor. Yone de yandı. Evet, bakalım. Yine de beni alıyor gibi arkadaşlar sanki ya. Evet, beni alıyor gibi. Tersemletti son anda bir şey beni. Ne sersemletti bilmiyorum ama onun sayesinde alabildi. Voli son anda bir sersemletmeydi ya. Hala bence yani son halim değil bu, birincisi. İkincisi de pozisyonla halledebiliriz bu işi. Voli'yi Yone'nin tam karşısına koyarsak... Oo, hala seviye atlamalarda geliyor. Yone'yi... Voli'yi Yone'nin oraya koymamız lazım. Bir pozisyonla ilgili şöyle bir değişiklik yapacağım. Böylesi daha iyi sanki ya. Wukong'u da biraz arkaya aldım. Titan'ı... Ya adam zaten şeyleri, eşyaları çok iyi canım. Ona lafım yok. Şimdi İrelia 3 yıldız diye bir şey yok bir kere. Tutuyoruz ama. Ebedi ya da dev katil yapabilirim İrelia'ya. Hangisi daha iyi olur? Ebedi mi dev katili mi? Açıkçası devler var. Herkesin canı çok fazla. Herkesin canı çok fazla ya. Ben dev katil diyorum arkadaşlar. Ebedi'dense. Doğru yanlış tartışılır. Burada yapabileceğim şeyler var. Birinden biri gelir mi bakalım. Priest 2 geldi. Bir şey değiştirmedim. Bu pozisyonu iyi olarak buluyorum kafamda. Güzel, bu adam da soldaymış. Nispeten sağdayız ama en azından en sağda değiliz bu sefer. Zaten her şeyim de gelişti. Artık kaybedeceğimi düşünmüyorum bu hayalet kompuna karşı. Açıkçası. Ya İrelialar geliyor ama bir anlamı yok arkadaşlar ya. Hadi tutayım yani. Üst üste 2 tane 3 tane daha atar. Ortadan da buluruz falan gibi hayaller var da yani. Diana 3 için muhtemelen paramı harcamalıyım burada ya. Oktay Genco selam, hoş geldin. Wukong arka safa ulaşınca çok güçlü oluyor demiş Meltem Batı. Satıyorum ya ya da arkadaşlar. Wukong evet. Arka saflarda inanılmaz iyi oluyor. Arkadaşlar son bir tane kaldı. Yes be yes. Diana 3. Çok tatmin edici oldu bu. Şimdi artık. Şimdi bunu tam buna göre koymam gerekiyor. Tamam, şöyle koysam yeter diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar. Yone'ye göre koyduk volimizi. Voli'nin Yone'yi sersemletmeden çıkarmayacağını düşünüyorum. Şu anda uçtu ama geri gelecek sonuçta. Heh, geldi. Vur ona. Tamam, gördünüz. Stunladı onu. Yok yok, bire bire kalırsa her türlü benim volim alır onun yonesini. Aynen öyle. Adamı eledik mi? Evet, eledik adamı. Güzel, aradan çıktı arkadaşlar. Merak ediyorum, birinci adamı da ben mi yenmişim, benim botum mu yenmiş? Galiba öyle olmuş, benim botum yenmiş. Yani durdurulamaz bir güçteyim şu anda zaten. Bence arkadaşlar ikinci eklentimiz de çok iyi oldu. Sonsuzluk ve ötesine iki tane ebedi kuvvet verdi. Bunlar dediğim gibi titan gibi eşyalar. Çünkü zaten düellocunun artık yani ofansifliğe değil biraz defansifliğe ihtiyacı oluyor late game'de. Baktığımızda hayatta kalma eşyası defansif ofansif bir eşya. Yine defansif ofansif bir eşya. Bunlar da öyle.
sağ tarafa kaçtı ama geri sola koyar diye ben tam ortada duruyorum arkadaşlar. Evet bakın sola koymuş, gördünüz mü? Çakal çünkü. Çakal. Çakal Carlos. Çakal Carlos'luğunu yapar. Kendince hareket yapıyor ama yemeyiz. Ortada durduğum sürece hem sağa hem sola eşit uzaklıkta olacağım için hani tam aksi yönde olmaktansa arkadaşlar ortayı seçmek daha mantıklı. Ölmedi galiba, cici yazdı ama ölmesi gerekmiyor muydu? Demek ki gerekmiyormuş, canı fazlaymış. Burada yani onun almak istediği bir şey var mı bilmiyorum ama benim almak istediğim bir şey var. Göksel amblemini alırsam eğer, FF attı adam. GG. Çok güzel bir oyundu arkadaşlar. YouTube beğenirseniz çok sevinirim, yorum yaparsanız çok sevinirim. Güzel bir oyundu, temiz bir oyundu. 7 level'da kalıp Voli ve Tristana üçleme de bir tercihti. Ama ben burada amblemim de varken Irelia çok önemsedim. Aslında bize oyunu kazandıran şeylerden bir tanesi de şu arkadaştı ya. Gerçekten boom boom. Tam derece tam ortadan eşyalar döneceği sırada oyundan düştü ve oyundan düştüğü için Irelia'yı bulabildik. Ha bulabilir miydik? Paramız var mıydı? Paramız da çok yoktu açıkçası. 20 küsur altınımız vardı. Belki bu oyun hani oradan dönmeyebilirdi ya da daha da zorlaşabilirdi. Yine de bir şekilde Irelia'ya ulaşsak evet. Burada olurduk yine de. Yine de sonuç olarak hani yolumuz kolaylaştı mı? Kolaylaştı. AFK yüzünden kazandık mı orada? Kazandık. Bunu da yani yatsınamaz tabii ki söyleyeyim. Ama yine de taktiğim ve şeyim, mantığım güzeldi. Çok fazla yine de dedim. Bence burada 7 level'da kalmaktansa level'a gitmek ve 8 düellocuyu açmak her zaman düellocu oynarken daha mantıklı geliyor bana. Artık bu şekilde yapıyorum. 8'de de %3 ihtimali, %2 mi %3 mü? Irelia'nın gelme ihtimali için D'ye basmak daha mantıklı geliyor. Voli'yi de sonradan zaten yapabildik. 9 level'da dayanayı da yaptık. Tertemiz bir oyun oldu. Like, yorum bekliyorum. Cici.